Biraz konuşalım mı baba? Anladım. Sen yine sessizliğe gömülmüşsün. Ben çok iyi biliyorum bunun anlamını. Yine neyi bildiğini zannettiğin çok merak ediyorum. 20 yıllık arkadaşınla küstün yine benim yüzümden. Bana kırgın olmasan böyle susmazdın. Yanlış bileyim. Ben bu sefer korkumdan susayım. Senin o yarayı görünce benim içim acıdı bileyim. Ula dedim kendi kendime. O kör kurşun. Ya benim evladımı öldüreydi. İşte o yüzden korkayım. O kurşun bana hiçbir şey yapmadı baba. Ama sizin küslüğünüz hepimizi mahvedecek. Senin çocuklarından herhangi birine hiç kurşun sıkıldı mı? Hem de en yakın dostum tarafından. He? Ula bırak kurşun sıkılmasını. Sen adamın biri, kızlarından herhangi birine bir laf etse ortalığı ayağa kaldırmaz mısın? Öyle ama. Aması yok. İşte o yüzden ben o fırıldağı affetmeyeyim. Ölümüm de çiğneseniz bu küslük sona ermeyecek. Baba. Bu mu deme baba? Kadıoğullarını sildim gitti. İşe bu kadar. Kamer ne olacak peki? Genç unutur gider. Unutur öyle mi? Unutur. Buralarda unutma süresi 20 yıl yalnız. Babam, şu düğünü yapın. Ondan sonra küslüğünüze kaldığınız yerden devam edersiniz. Böyle yarım küslük mü olurmuş ya? Nereden çıktı bu? Son sözüm budur işte. Hadi. Ha. Gel, gel Amine. Hoş geldin. Gel. Ne yaptın? Halledebildin mi? Otur soluklan. Gel. Neredeyim? Hem yüzü hem bohçalarını attım önlerine geldim. Oh. İyi etmişsin, eline sağlık. Bunlar daha iyi günler o fırıldak yaşarım. Daha dur, orduyu dar edeceğim ona, dar. Anacığım sen bari uyma bunlara ya. Hani sisterhoodluk, hani nerede kaldı dünürcülük? Dünürcülük yok. O yıldıza da haddini bildirdim. Bundan böyle ne sen ne de kızların etrafında dolaşmayacağım. Ne yaptın mavişime ya? Şimcilik bir şey etmedim. Emme, sen bu yıldızı peşe dolaştırırsan günah benden gider. Kuzey. Unutacaksın o kızı, unutacaksın. Anacığım, ben daha yeni hatırladım yıldızı. Nasıl unutayım ya? 20 sene evvel nasıl unuttuysan şimdi de öyle unutacağım. Yok, aynı hatayı bir daha yapamam ben. Mavişimi yıllar sonra buldum, sizin inadınız yüzünden tekrar kaybedemem. Hey! Yine mi bu bana karşı çıkacaksın ha? Yine mi sözümü çiğneyeceksin? Anlaşıldı, anlaşıldı. Sen aynı 20 yıl önce yaptığın gibi beni hiçe sayacaksın değil mi? Bak Uzay Efendi, ben adamı bir kere affederim. Bir kere! Sakin ol. Tamam. Sen nasıl istiyorsan öyle olsun baba. Görüşmem olur biter. Esra'm. Hani kaybedemezsin? Senin güvenini de kaybedemem baba. Sen nasıl istiyorsan öyle olsun. Hadi bakalım. İnşallah öyledir. Kuzey oğlum. Ne dedin? Tutamayacağın sözler vereyim adama. Bir şey olmaz anne ya. Onlar 3 gün anca dayanır Yaşar amcayla. Sonra barışırlar. Ben de 3 gün idare ediveririm. Ne yapayım? Uşak gelme peşube dayersun bıçak yarası. Uşak gelme peşube. Naydem. Ne olur geri dön Naydem, lütfen geri dön. Gözlerinde boğuldum beni. Ne olur. Sensiz nefes alamıyorum buralarda. Naydem. Gözlerine kurban oldum. Lütfen geri dön. Yapamıyorum, sensiz yapamıyorum. Allah'ım. 30 yaşayamam ben. Lütfen geri senden Naydem'i. Başka bir şey istemiyorum senden. Lütfen Allah'ım. Bu kim ya?
Alo. Seferim. Nerede? Kocacığım, sen ağlıyor mu? Yok, nasıl? Gözüme pul biber kaçtı da. Oy, ben senin kara gözlerinden kurban olurum. Ben geleyim de sen o kara gözlerinden öpeyim. Öpmelere doyamayayım. Nerede? Kız, burnunla tutuyorsun ha. Sensiz bu hayatın tadı tuzu kalmadı Nerede? Ah, canım, canım benim. Ama müjde isterim, bizi salıyorlar. Sessiz ol. Müjde verim ya, nasıl sessiz oluyor? Valla mı diyorsun kız? Valla. Hasretlik bitiyor Seferim. Sultan şikayetini geri çekmiş. Tutuksuz yakalayacaklarmış bizi. Allah! Allah Allah! Allah Allah! Allah Allah! Allah Allah! Çok sevindim kız. Ay Seferim, haydi gel, bir saate çıkıyoruz. Gel al bizi. Gel. Tamam, hemen geliyorum aşkım benim. Kapat. Allah Allah! Hanım çıkıyor, hanım! Allah! Ne unuttum ya? Ben sizi hayatta çıkmam. Canına da gitti ya. Allah ağzım açtı. Hadi. Vallahi hadi gelmiş geçmiş olsun. Komutanım çok sağ olun. Allah razı olsun. Çok memnun kaldık her şeyden. Geçmiş olsun. Çal! Sen nasıl bir adamsın ya? İşte ben böyle karısına aşık bir adamım. Emmiş, geçmiş olsun. Sağ ol. Hadi ne duruyorsun, oynamayak mı ya? Hadi geç. Evet kız, kız bu daha da çıkamamış ki, bu hala içeride herhalde. Geçmiş olsun Pembe. Sağ ol doktor bey. Ben seni ziyarete gelecektim ama cesaretimi toplayamadım. Annemin söylediklerinden sonra bana kırılmışsındır diye düşündüm. Yok, ne kırgınlığı canım. Zaten kadın haklı. Biz o konuyu kapattık ya. Söyleyecek bir şey kalmadı. Hiçbir şey kalmadı. Yok, hiçbir şey kalmadı. Ben diyeceğim dedim sağa. Peki ben bir şey isteyebilir miyim senden? Tabii. Artık şu Eter'den vaz mı geçsen diyorum. Bir gün kendini bayıltacaksın yanlışlıkla. Ya bayılsam ne olacak ki? Beni kaçırıp kim ne yapsın? Seni almaya biri gelecek mi? Ben bırakayım eve. Yok, Sefer götürecek beni. Konuştuk biz. Sefer Bey biraz aşk sarhoşu gibi duruyor. Ben bırakayım, olur mu? Yok, sağ ol. Israr etsem? Ben ısrar etsem istemiyorum. Peki madem. Sen nasıl istersen.
Poyraz'ım. Ne yapıyorsun ablam sen? Ne edeceğim? Derdime yanıyor. Ama bak utanmıyor mu abi böyle bebek gibi ağlamaya? Bizi ayıran Nur utansın. Kameri bu gelinliğin için o kadar güzel olmuştu ki. Görsen dilin tutulurdu. Ama şimdi bir daha giyemeyecek, göremeyeceksin abla. Olur mu öyle şey Poyraz'ım? Ha? Giyeceksiniz, giyeceksiniz ha bunları. Düğününüz olacak. Yok yok. Benim kaderim sana benzeyecek abla. Ama ben senin gibi değilim. Ben 20 yıl yapamam abla. 20 yıl onsuz yaşayamam. Ben hasretimle ölür giderim valla. Deme öyle Poyraz'ım deme bak kurban olurum bak. Siz neleri atlattınız? Ha? Aa kimse size izin vermezken gizli saklı buluş birine de kavuşmadınız mı? Benim ayım da güneşim de aynı anda tutuldu abla. Kapkaranlık oldu benim dünyam artık. Benim tanıdığım Poyraz o karanlığı fırsata çevirir. Aha karanlık çöktü mü ne yapar ne eder gider sevdiğiyle buluşur. O karanlık benim içime işledi abla. Ben daha da bir şey edemem artık. Poyraz'ım bak kurban olurum seni verin öyle deme ablam. Senin karşında kim var? Ha? Ablan, ablan. Sen benim elimde büyüdün. Aa benim yaşıtlarım bebeleriyle oynarken ben senin altını bezliyordum. Uy ya bak hatırladım da yine burnumu direği sızladı ha. Lan ne çok dolduruyordun sen altına. hep böyle güleceksin. Seyahat boy John dipim benim. Ne? Seyahat boy mu? Benim yanımda Johnny kim ya? Tabii öyle. Aa sen yeter ki gül. Sen ağa bebekken ağladığında bir ben sustururdum seni. Bir ben güldürürdüm yüzünü. Şimdi de öyle olacak. Ablam benim. Ha, dur ula, boynumu kıracağım. hadi buraları topla, tamam mı? Al bunları da yerine as, merak etme. Ben gideyim bir de şimdi abime bakayım. O nerede ağlıyor, odasından mı? Yok, ağlamıyor. Yengem içeriden çıktı da. Gideyim ona da bir geçmiş olsun diyeyim o zaman. Diyemezsin çünkü yengem bu sefer abimle hapishaneye düştü. Geldiğinden beri odadan çıkmıyorlar abla. İyi madem. Poyraz'ım, eğer ben de yıldızsam... Aa bu gelinlikle damatlığın benim çeyizim gibi eskimesine izin vermeyeceğim. Ne yapıp ne edeceğim? Üstünüze parlatacağım onları. Tamam mı? Çok seviyorum seni biliyor değil mi? Biliyorum. Ben de seni çok seviyorum. Sultan. Aha, geliyor gönlümün efendisi. Aşkım. Aşkım. Kız ne bekliyorsun? Dur lan dur. Aha bir görün olacak şimdi. Ama ben senin kokunu duyunca dayanamıyorum ki. Maşallah. Hazır cevaplığına sadece kavga ederken değilmiş. İçinde sen ol da ben her şeye razıyım. İster savaşalım, isterse... Hır Sula, hır. Aa biraz daha burada kalırsak o zaman göreceksin savaşçı. Hadi ne duruyoruz girelim içeri. Bir takip eden oldum diye baktım ama yok. Asayiş Berkemal. O düştüğümüz hallere bak. Haydi. Seni ne kadar özlediğimi söylemiş miydin? Söylemiştim. Peki
bu maviş maviş gözlerini, kırmızı kırmızı saçlarını görmeden edemediğimi, bilmiş bilmiş böyle gülümsemeni. Dur ulan, belir duyacak şimdi. O dudağının yanındaki belli belirsiz çukuru görmeden edemediğimi söylemiş mi? Dudağımın yanında çukur mu varmış? Var, var ama hiç yanına gelemiyorum ki, bunları söyleyemiyorum ki mavişim. Ya bu hasretlik ne kadar dandik, ne kadar tırt, ne kadar kötü, ne kadar iğrenç bir şeymiş ya. Dur lan, seviyor mu seviyor mu anlamadım yani. Seviyorum prensesim, çok seviyorum. Ama 3 güne ayrı kaldık, bana 3 yıl gibi geldi. Ya benim 20 yıllık hasretliğim kaç ömre medar, orasını sen düşün bakalım. Artık böyle şeyler konuşmayacağız, ayrılık falan. Aşk konuşacağız bundan sonra, aşk. Nasıl olacak? Bak bizimkiler 2 günde barışır dedik ama olmadı. Ya onlar elbet barışır, kaç senelik ahiretlik. Vallahi bu sefer zor. Bizim araya girip bir şeyler yapmamız lazım. Lazım. Ben sıkıldım zaten bundan ya. Liseli aşıklar gibi böyle bir nedir? Of. Vallahi bizim yüzümüzden Kamer'le Poyraz da birbirine hasret kaldı. Poyraz'ı gördükçe içim kahroluyor. Çocuk geneni kahretti. Kamer de aynı durumda valla. Ne yapalım ha? Bir çay kahve söyle de içelim bari. Ne oldu? Hani bizi kimse takip etmediydi? Ne bileyim, biri ihbar etmiş herhalde. Çok ulu çok. Ay. Kaç. Bak delikanlı. Rahatsız olmayın Nilay. Buralarda. Kaba sakal gibi bol sakallı, fesule sırrı gibi uzun, merkezsiz, bir işe yaramaz, Nemrut bir adam gördün mü sen hiç buralarda? Yeni mi diyor ya? Ulan yerimizi belli edeceksin şimdi. Böyle sorunca bilemedim ki şimdi. Yanında da dünyalar güzeli, kırmızı saçlı güzel bir kız var. Ha? Ha, demin şuradaki masada oturuyordu ama kalkmışlar herhalde. Şu an. Kaç ulan, kaç. Atlattık mı? Atlattık, atlattık. Yok. Oh. Oh. Allah Allah. Orada. Kim? Annem. Ya bunlar bize çip mi taktı? Nereden buluyorlar? Belli ki istihbarat almışlar. Aramızda hainler var. Aha. Bu tarafa bakıyor. Hadi kaçalım. Nereye kaçacağız ya? Öpüşelim. Ne? Dur Kuzey. Kaçalım diyeyim sana. Ne öpüşmesi? Ya öpüşelim. Ulan dur! Koyun can derdinde, öküz yem derdinde. Ya mavişim, filmlerde öpüşerek saklanmıyorlar mı? Hadi saklanalım. Ulan dur! Bizim filmimizde öpüşerek değil, kaçarak saklanılır. Haydi! Çık ulan fasulye sırrı! Ya yoklar Yaşa, sahildeyim deyin sana ya, yoklar! Çabuk ol! Ben şimdi bak buradan AVM'ye gideceğim. Sen de parka mı gidiyorsun, kafeye mi gidiyorsun? Bir yere git bak. Yoklar diyeyim sana ya. Buralar yok, burada yoklar. Aa, yeter. Yeter Kuzey, ya şurada duralım ha. Ciğerlerim ağzından çıkacak. Yeter, ben şiştim. Ben kaçmayacağım artık. Saçmalama Kuzey. Baştan konuştuk. Bir süre böyle idare edeceğiz. Yıldız, ben 3 çocuklu adamım bak. Bana olmuyor böyle kaç kovala. İyi, o zaman kendi dengine göre birini bulursun artık. Benim şartlarım bunlar. Ya hemen böyle sinirleniyorsun mavişim ya. Gözlerin böyle güzel güzel bakarken birden gece mavisine dönüşüyor. Tamam, gece mavisi de güzel. Ancak ben normal gök mavisini seviyorum. İyi, o zaman hadi. Ruhin oraya gideceğiz. Ya bir dakika ya. Hazır sizinkileri atlatmışken neden öpüşebileceğimiz bir yere gitmiyoruz? Kuzey, öpüşmek yok değil sağ. Anla artık, evinle kadar yok. Oo, ben o zamana kadar düz duvara öpüşürüm.
İyi. Hadi. Şimdi Ruhi'nin mandıraya gideceğiz ha. Ya ben sevgilimle buluşacağım, öpüşüp koklaşacağım diye geliyorum. Ben niye kıllı kıllı Ruhi'yi görüyorum? Çünkü evden çıkarken annemle Ruhi'nin mandıraya gideceğiz dedim. Ama muhakkak oraya gidecekler. Yalanım ortaya çıkmazsın. Yok, tamam. Ama bak böyle şirinlikler yaparsan, bakarsan ben etkilenirim. Öperim. İyi, tamam, haydi. Ama artık koşmayalım ha, bacaklarım ağrıdı. Artık burada da bulamazlar herhalde. Ne oluyor ya? El tutmak da mı yasak? Herhalde daha insanlar var etrafta. Ay ben böyle aşkın ızdırabını. Ne? Ben böyle aşkın? Öyle aşkın ızdırabı çok güzel dedim Mavişim. Hemen gözlerini laciverde boyuyorsun ya. İyi. O zaman ayağını denk al. Ama sen beni burada bekle. Ben gidip bakacağım şimdi bizimkiler içeride mi? Tamam mı? Tamam. Haydi. Hey kız. Ay kusura bakma bacım, görmedim ben seni. Çok meşguldünüz zaten. Ay hoş geldin. Kusura bakma Yıldız. Ay, ne diyeceğim? Anamla babam geldiler mi beni buraya sormak için? Yo, ne oldu ki? Uzun hikaye. Eğer gelirlerse deyin ki Yıldız geldi, alışverişini etti gitti, tamam mı? Tamam, öyle deriz de ne oldu anlatsana. Ben anlatayım Fadime. Al Mavişim, sana aldım. Biz Yıldız'la 20 yıl öncesine döndük, tenhalarda buluşuyoruz. Aa uydurma, biz seninle 20 sene önce buluşmadık ki. Tamam işte oraları telafi ediyoruz. İlişkimiz rutine binmesin diye Yıldız'ın anasıyla babasından kaçıyoruz. Vallahi mı? Ay onlar daha yumuşamadı mı? Yok, hala yasaklıyız. Aa, bir dakika ya. Ben niye kızlarımdan akıl almıyorum ki? Onlar sevgilileriyle buluşacakları zaman her zaman beni atlatabiliyorlar. Niye? Onlar da pek uzman sayılmazlar. Habire sağ yakalanıyorlar. Doğru, bana çekmişler. Ne zamana kadar sürecek böyle? Aa, bilmiyoruz ki. Ama elbet yumuşayacaklar. Kuzey, saklan. Hanife teyze gelin. Nasıl ya, gene mi? Ne yapacağız? Ne yapacağız? Şuraya saklan, şuraya. Ne oraya olmaz ha? Eğilirse görür anne. Nereye o zaman? Ne yapayım? Peynir tenekesine mi gireyim? Depoya çık, depoya. Ben sığmam ki oraya. Ben oraya doktor Cihan'ı bile sığdırdım. Çaktırmayın ha. Tamam, biz çaktırmayız. Yeter ki sen çaktırma. Kaç kilo peynir vereyim Yıldızcığım? Fadimeciğim, abi kilo olsa yeter bağ. Aa, anne. Hoş geldin Hanife teyze. Hoş bulduk, hoş bulduk. Fazla kalmayacağım. Şimdi diyeyim ki ben, buralarda siz uzun bir fasulye sırığı gördünüz mü onu soracağım. Fasulye sırığı mı? Evet Fadime, fasulye sırığı. Hani fasulyenin yanına dikeyim, sonra o fasulyenin filizi böyle sarmaşuk gibi dolanayım, onu diyeyim. Yok, biz öyle bir fasulye sırığı hiç görmedik. Ayıp anne, ayıp. Bağ güvenmiyorsun da peşimden beni kontrole mi geliyorsun? Bunu sen istedin Allah'ım. Gördük. Seni başıboş bıraktık, az daha kendi öldürüydün. Bundan sonra böyle. Can isterse, haydi. Daha işim bitmedi benim, alışveriş edeceğim ben daha. Tamam, ben senin işini beklerim. Haydi. Bak anne, beni iyice delilendireceksiniz ha. Alışveriş edip geleceğim diyeyim. Tamam be, tamam. Geç kalma. Ruhi Bey oğlum. Ben seni pek severim biliyorsun. Şimdi sana diyeyim ki ben, buralarda uzun bir fasulye sırığı görürsen vur gitsin. Hiç acıma. Biz sağ içeride bakarak. O nasıl laf Hanife teyze? Niye vurayım adamı? Anne, aha zaten vurmadınız mı adamı? Uy, Kuzey mi vurdu la? Yok, Yaşar amcam vurdu. Emme ıskaladı. Ha bilin diye diyeyim. Bir daha olursa tam 12'den isabet ettirecek bilesiniz. Haberiniz olsun. Acaba vur gitsin. Vur gitsin. Hadi bekle. Gitti mi? Gitti gitti, gel. Kız bacım, sizinkiler iyice düşman bellemiş Kuzey'i.
Ya onların her yeri düşman olsa ne olur? Vursalar da, öldürseler de alacağım kızlarını. Ay, sizi böyle gördüm ya, daha ölsem de gam yemem. Maşallah. Vallahi ben de mavişimi bir kere öpsem, ölsem de gam yemeyeceğim Fadime. Sen benim tokadımı yiyeceksin ama. İyi, haydi bana müsaade. Niye, nereye gidiyorsun ya? Allah, daha öpüşeceklerimiz vardı. Görüşemedik doğru dürüst. Kuzey, annemi duydun. Geç kalma dedi. Daha geç kalırsan bir daha hayatta bırakmazlar beni dışarı. Ona da tamam zalimin kızı. Ona da tamam. İki kilo kesi boyunuzu versene. İki kilo. Üç ver. Bir de o kadar yok. Kızlar. Şşş. Bırak uyusun Ferihler. Böyle geliyorlar fırından, böyle yatıp kalıyorlar. Kuzey, bu iş bu kızlara çok ağır geldi da. Ne ağır anneye? Onu okuldan atılmadan önce düşünselerdi. Sana benziyorlar oğlum. Sen kızların işte sana benziyorlar. Ne söz dinliyorlar ne de bildiklerinden vazgeçiyorlar. Bir lokma yemek bile yediremedim. Vallahi mi? Hı? Öyle olmaz. Sen yemekleri ısıt, ben de bunları uyandırayım hadi. Ay, turşuda kavrayayım mı? Kavur kız. Ayran da yaparım. Yok yok, cacık 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 daha iyi. Cacık. Ya şunlara bak, böyle güzel kürek mahkumu mu olur be kardeşim? Koş kalk! Ne oldu, kulak memesi kanında olmamış mı? Ya ekmekler mi yandı ya? Tarih geldi. Babanız geldi, babanız. İyi. Bugün gideceğin gel, uyuyacağız biz. Hakkız, konuşacaklarımız var. Babacığım bak, eğer sabah Osman geldi diye kızacaksa... Kızım, biz onunla sabah konuştuk, meselemizi erkek erkeğe hallettik. Benim sizle konuşmam gereken başka bir şey var. Baba, bizim de sabahın köründe gitmemiz gereken bir iş var. Hadi iyi geceler. Ha, ama eğer diyorsan ki... Yarın izinlisiniz, buyur sabaha kadar konuşalım. Pazarlık yapma benimle. Kalkın, sizden akıl alacağım ben. Neymiş? Sen bizden akıl mı alacaksın? Kalk Gökçe, kalk kızım. Bu fırsat kaçmaz. Evet. Dinliyoruz dad. Şimdi hiç konuyu uzatmayacağım. Direkt soracağım. Siz beni nasıl atlatıyorsunuz? Ha? Yani ben bu Legolas'la Frodo'yla görüşmeyin dedikçe görüşebiliyorsunuz ya. Onu soruyorum. Nasıl beceriyorsunuz? Tuzaklı soru. Babacığım, hani sen bizden akıl alacaktın? Ne bu şimdi? Bence ebeveynlikte yeni bir ilişki yöntemi deniyor olabilir. Yok yok, taktik deniyor. Kızım, beni biliyorsunuz, taktik maktik yok. Bam bam bam. Doğru, burada haklısın. Şimdi bak, biz Yıldız'la sürekli buluşmaya çalışıyoruz ama sürekli yakalanıyoruz. Bunun için nasıl yakalanmayız diye sormaya çalışıyorum size. Ha, şimdi anladım. Sinemaya gitmeyi denediniz mi? Yok, ama gitsek de biz fuayede kesin birilerine yakalanırız. O zaman sizin gözlerden uzak, dolayısıyla da şehirden uzak bir yerde buluşmanız lazım. Dağa çıkın. Yaylada kesin yakalanırız. Kurban olduğum, ben sana yayla mı diyorum? Çambaşı kayak tesisinden bahsediyorum. 10 numara ortam yapmışlar. Çok da romantik değil mi kız? Harbi mi? Ay, böyle bungalov evleri falan var. Süper romantik gerçekten. Gerçekten mi? Siz nereden biliyorsunuz lan romantik yeri? Bir arkadaş için bakmıştık biz. Bu arkadaş bastı bacak, ağlak suratlı, yüzük arayan Frodo isimli bir şahıs olabilir mi acaba? Aşk olsun baba ya, sen de bizi iyice salak belledin. Biz niye daha önceden gittiğimiz bir yeri sana söyleyelim ki? Bana bak, 200 verdim diye şımarmayın. Bungalov, taş ev, çadır, çardak, hiçbirinde görüşmeyeceksiniz onlarla. Ya babacığım, seni tebrik ediyorum ya. 2 dakikada azara bağladın yani. Bravo. Bravo. Neyse. Gidecek misiniz Yıldız'la? Yani bahsettiğiniz kadar romantikse kaçırmam tabii. Baba, biz de gelelim mi? Kayak yaparız. Hayır. Biz baş başa olacağız orada. Kimseyi istemiyorum. Ama isterseniz sonra götürürüm sizi. Aslansına! Kralsın be canım benim. Adam! Çımarmayın be! Hadi inin aşağıda yemeğinizi yiyin. Benim yemeğe değil, uyumaya ihtiyacım var. İyi geceler. Vallahi siz bilirsiniz. 10 dakika içinde sofrada olmazsanız tek ayak cezasına mahkumsunuz. Hepinize iyi geceler. Ya! Neredeymiş bakalım bu bungalovlar? Bye.
Feride Hanım nerelerdeydiniz yahu? Sanki bilmiyorsun. Ömer'in yanından geldim işte. Vallahi ben işime gelmeyeni siliyorum hafızamdan. Çer çöple dolduramam kafamı. Ya baba aşk olsun, Ömer çer çöp mü oldu şimdi? Hep öyleydi kızım. Kız babasıyım ben. Hem siz ne kadar devam edeceksiniz böyle? Aslında ben de bunu konuşmak istiyordum seninle. İçeri geçelim mi? Hadi geç bakayım. Bungalov. Geç bakalım. Şey, babacığım, ben Ömer'in ailesiyle tanışmak için Antep'e gitmek istiyorum. Kızım, bunları konuştuk. Ömer önce ailesiyle problemlerini çözecekti. Onlar iç meselelerini çözememişken senin buradan kalkıp gitmen ne kadar doğru? İşte Ömer konuşmuş ailesiyle, hatta annesi benimle tanışmak istiyormuş. Sen benden ne istiyorsun kızım? Böyle vereyim Ömer'in yanına piknik sepeti gibi, taksın koluna, götürsün seni Antep'e, öyle mi? Hayır baba, Ömer sadece beni çağırmıyor ki. Seni, hatta kızları da davet ediyor, biliyorsun. Bak kızım, böyle şeyler insana önce hoş gelir ama çok risklidir. Bizi daha nasıl karşılayacaklarını bile bilmiyoruz. Baba, ben Ömer'e güveniyorum. Ne beni ne sizi zor durumda bırakmaz o. Baba, lütfen kırma beni ya, ne olursun. Bak, ilk defa kendim için bir şey istiyorum senden, lütfen. Tamam, ama hemen olmaz. Sıranı bekleyeceksin. Ne sırası? Kızım, görmüyor musun ortalık ne kadar karışık? Ben kendi müstakbel kayınvalide, kayınpeder durumumu çözemedim daha. Ama sonra gideriz diyorsun yani. Yani, bilmiyorum, bakacağız. Bak, müstakbel kayınpeder, kayınvalide falan dedik. Yıldız'ı özledim. Ben çok özlüyorum Yıldız'ı ya. Biz sana aşıksın dedik dedik, inanmadın. Bak ne oldu şimdi? Kabul ettin sonunda. Ettim tabii. Bir arayayım da sesini duyayım ya. Efendim aşkım. Ya bir insanın ağzına bu kelime bu kadar mı yakışır? Bir daha söyle. Aşkım. Aşkım. Yıldız, bu mesafeler hiç olmadı. Ben çok özlüyorum ama seni. Vallahi ben de özleme konusunda gıdemliyim. Bağ koymaz diyordum ama ben de seni hemen özlüyorum. Tamam o zaman. Hazırlan. Yarın seni dağa kaçıracağım. Hey. Dağa çıkamayız. Yayla da hemen bizi yakalarlar dedik ya. Bu ne dar bir vizyondur mavişim ya. Ben seni bambaşka bir dağa, romantizmin doruklarına çıkaracağım. Evet, doruklardaki bütün ördekleri avlayacağız Pampacığım. Tabii. Bütün ördekler korksun bizden. Tabii. Hı-hı. Avlayacağız hepsini, evet. Ne oldu, Şeref Baba mı geldi? Tabii. Bütün ördekleri. Avlayacağız. Teker. Hepsini, evet. Aa, bak nasıl da kıvırıyor. Fadime ağa, kıvırıp durma canım, tamam. Temizlik için gelirim tabii. Sen benim arkadaşımsın, niye gelmeyeyim? İyi, tamam, haydi yarın görüşürüz ha. Tamam, biliyorsun temizliği çok severim ha. Tamam, yarın görüşürüz o zaman, haydi. Pampacığım, görüşürüz. Öptüm, hadi görüşürüz. Hayırdır canım kızım? Nereye gidiyorsun? Merve'lere ders çalışmaya. Kız, anneyle dalga geçilmez. Ya anne, duydun. Fadime'ye gidiyorum. Kız çağırdı. Olmaz. Yaylaya bir başa çıkamazsın. Anne, hani üstünden kilidi kaldırmıştınız. Fadime'ye de mi gidemeyeceğim? Kız benim en yakın arkadaşım. Temizlik bahane zaten. Kız bunalmış. Tamam kızım. Baba söyle. İzin al. Verirse gidersin. Ya anne, babam izin vermez ki. Tamam işte, iyi. Kır diziyi, otur o zaman yerine. Anne, bak çok üstüme geliyorsunuz ha. Ne olur bir güncük kalsam Fadime'de. Daha önce kalmadığım yer mi sanki? Haklısın. Doğru deyin ya. Tabii ki senin Fadime kalmadığın yer mi kızım? Ama işte işler eskisi gibi değil. Zaten hastaneden yeni çıktım. Bunaldım, daraldım, anne. Lütfen. Tamam. Bak Yıldız. Sadece tek bir gün. Tamam. Sakın uzatıp da baba başıma sarma. Yok annem, tamam bir gün. Söz mü kızım? Söz. Ulan kızım, tek bir gün. Tek bir gün. Tamam anne, haydi. Sağa güveneyim, tek bir gün. Ben de sağa güveneyim. Ula lisede bile bu kadar yalan söylemedim ha. Ne giyeceğim, yarın?
Ne oluyor? Ne oldu? Benzin mi bitti acaba? Yok ya, yeni fulledim. Ya vallahi yolda kalacağız ha, yolda kalacağız. Ne oluyor be? Oy. Ula. Abi vallahi duracak, yolda kalacağız. Aha da kaldık. Ama dedim ben sağa benim arabayla gelelim diye tutturdum bu külüstüne gelelim diye. Ya ama bu külüstürümüz de bu anı şahitlik etmesin mi mavişim ya? Kötü mü ettim? E kötü ettin tabii. Aa bak yolda kaldık. Onun külüstürümle alakası yok. Abinle alakası var. Sözde bunu yeni yaptırdı. 400 lira aldı benden. 400 lira. Hey. Aa senin bu arabanın muadillerini hurda pazarında teneke fiyatına satıyorlar. Abimle ne alakası var? Benim külüstürcüğüm anlayışlıdır. En ihtiyacım olduğu zaman beni yarı yolda bırakmaz. Ben uygun bir dille konuşacağım onunla. Ben biliyorum ha senin o uygun dilini. Evet. Aa daha kaputu bile açamıyorum. Bir mandalı var burada. Suyunda problem var mı? Yok, suyum var. Güzel. Yağın mükemmel. Hararet de yapmadın. Motorda da bir sıkıntı yok. Ne istiyorsun sen? Ne olsun istiyorsun? Ne olsun istiyorsun? Sıkıntı mı yaratayım sana? Niye çalışmıyor? Neyini eksik ettim? Neyini? Neyini lan? Çalış sana. Çalış. 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 Ah. Hakikaten sen bunu dinlen anlıyor. Çalıştı ya. Tatlı sert tavrıma kimse karşı koyamaz mı abişim? Tutarlarsa tutarlıyım, tutmazlarsa tutarsızım. Sen ha yine de fazla sertliğe güvenme. Eline patlamazsın sonra. Tutarlı tutarsız. Haydi gel arabaya. Tamam sahip. Ya aferin ha. Çalıştırdın. Çalıştırdım tabii. Oyunu suyunu bilirim ben bunu. Haydi. Aleykümselam. Ben Kuzey Mollaoğlu. Bu bungalovlardan birini kiralamıştım ama. Bundan sonra motorlarla devam edeceğiz. Öyle mi? Tamam. Gelme abişim gel. Ya hepsine bağ taşıttın ya. He alayım gel. Şuna koyalım. Gel ben seni bindireyim. Sen binemezsin şimdi. Tamam ha. Gel. Her şey okey mi? Okey. Harika. Beni bulabiliyorum. Tamam. Yengene dikkat et başkan. Dikkatli sür. Hoş geldiniz Kuzey Bey. Eviniz burası. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Sağ olun. Sağ ol başkan. Cennet gibi bir yer ha. Ya kırmızı saçlı Rapunzel de geldi. Tam masal diyarı oldu burası. Ben niye daha önce buraya gelmemişim acaba? Çünkü daha önce hayatında yakışıklı, karizmatik,
erkek gibi bir erkek yoktu da ondan olabilir mi canım? Acaba o erkek gibi bir erkek başka bir kadının olduğundan olabilir mi? Mavişim burada Rapunzel diyoruz, efendim masal diyarı diyoruz. Neden keyfimizi kaçırıyorsun? Hadi gel aşk yuvamıza gidelim. Ne? Yuvamız mı? Beraber mi kalacağız? E tabi evden eve nasıl öpeyim seni? İyi, kalırız ama öptürmem. Öperim öperim. Öptürmem. Gel buraya kaçma nereye öpeyim. Kaçmıyorum. Gel buraya zalim kızı kaçma. Ya nereye gittin? İyice gittin. Allah kahretmesin ha. Ulan bu evin kapısı nerede? Öpersen söylerim. Aa buldum. Aman be. Ne yapayım sana? Ne yemek yapayım? Bugün yemekleri ben yapacağım, sen yiyeceksin. Vay, evlilik provası diyorsun yani. Niye ulan? Evlenince yemekleri hep ben mi yapacağım? Ne yapınca bir daha söyle. Evlenince, yani evlenirsek. Senin o evlenirsek diyen ağzını ekmeğe dürer yerim ben de. İyi tamam haydi. Sen git etrafı golaçan et, ben de yemekleri hazırlayayım. Tamam hanım. Ben kahveye gidiyorum. Gelene kadar yemekler hazır olsun. Al bunları. Al. Bak Kuzey. Şansını fazla zorlama istersen. Yoksa buraya ekmeği talim edersin ha. Tamam mavişim ya. Buraları kızlar çok merak ediyordu. Ben bir golaçan edeyim. Tesise bakayım. Al. Tamam ha. Ama çok geç kalma. Yemekler yarım saate hazır olur. Ya sen bana yemekler mi yapacaksın? Kapıda hoş geldin diye karşılayacaksın mı sen beni? Uş. Uy mu ne oldu? Utandım ha. Haydi sen git ha. Hanım kahveye gidiyorum ben. Yemekleri hazır et. Abartma Kuzey. Allah'ım beni ağa bu rüyadan uyandırma ya Rabbi. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ağa sadımıma giriyorum. Aşkım. Gel. Alo. Ulan ne oldu? Ne bu hal? Senin için kiraladım. Gel iki tur gezek. Ocakta yemeğim var. Ya kapat gel buralar çok güzel. İyi tamam az bekle. Üstüme bir şeyler alıp geliyorum. Hadi gel. Erkeklik. Gel bakalım. Atla. Sarıl erkeğine. İyi ama yavaş git ha. Dikkatli ol. Yavaş yok. Öyle bir şey yok. Haydi. Burayı. Ya mavişim.
Allah aşkına bak hastaneden yeni çıktın. Gel şuna beraber binelim. Ya benim çocukluğum bu kızağın üstünde geçti Kuzey. Korkma, merak etme, bir şey olmaz bağa. Allah aşkına bizim çocukluğumuzda kızak mı vardı? Naylon, leğen ne bulursak biniyorduk. Sen o zaman da düşüyordun zaten. Düşe kalka düşmemeyi öğrendim işte. Ya lütfen inat etme. Bak kafanı falan vuracaksın. Korkuyorum. Hadi beraber binelim. Bağa bak sen yoksa böyle yarış yaparız da ben seni yenerim diye mi korkuyorsun? He? Kim? Ben mi korkacağım? Sen mi beni yeneceksin? Peki doğa kurallarına aykırı bu ya. Ben yeneceğim tabii. Var mısın yarışa? Yıldızcığım yaz biraz öteden kay. Çünkü pistin tozunu dumana katacağım için. Karmar olur, üstün kardan adam olursun. Tamam tamam ha. Görürsem söylerim. Tamam. Gidiyorum ben. Haydi. Keçi. İnatçı keçi. Okey. Yıldız! Yıldız! Yıldız iyi misin? Yıldız iyi misin? Yıldız aç gözünü! Yıldız! Yıldız! Mahmut, sen misin? Ha benim! Komik mi? Vallahi her seferinde daha da komik oluyor. Allah Allah ya. Bak burada bir çukur var. Öpeceğim onları. Hah, bak böyle gülümseyince gözlerin daha maviş maviş çıktı. Kar kraliçem benim. Aman dokunma, donarsın ha. Yok. Ben dokunursam sen erirsin. O kadar güvenme kendine. Yıldız. Seni çok seviyorum. Hem de tahmin edemeyeceği kadar çok. Ben de seni aşkım. Evlenmeden olmaz. Bu ne ya? Evlenmeden olmaz, boşanmadan olmaz. Bu neymiş ya? Aynı söylediğin gibi öksüzcüm. Sen boşanmadan, biz evlenmeden olmaz. Gülme! Hazır mısın? Hazırım. Tatam. İşte bu da benim marifetim. Pancar çorbası. Öküzünüzün en sevdiği çorbayı yaparak kalpleri şimdiden fethettiniz madem. O zaman afiyet olsun Mösyö'cüğüm. Bakalım benim levreğimden daha mı iyi olmuş? Kokusu muazzam. Kıvamına bakalım. Harika. Şimdi en önemli şey tadı. Trebu. Ben böyle bir şey yemedim. Resmen pancarlar dilimin üstünde el ele tutuşmuş festival havasında dans ediyorlar. Felicitasyon. Fransızcam çok iyidir. Etejer, abajur. Üçü bir milyon. Vallahi hiç mütevazı olamayacağım kuzeciğim. Hiç mütevazı olamayacağım yani kusura bakma. Senin gibi gözyaşımda buğulamadım ama aşkımı katarak terbiye ettim çorbanlığı. Ya senin aşkım diyen ağzını öperim ben. Öpeyim bir kere. Kuzey gene başlama. Haydi iç çorbanı. Abajur. Bunda değişik bir tat var ya. Biraz daha iç anlarsın. Yok içtim anlamadım. Ne bu? İç abi biraz daha iç anlayacaksın. Böyle boğazından aşağı acımsı, böyle ekşimsi bir tat geliyor mu? Geliyor. Ne yapıyorsun? Asit mi attın? Siyanür mü sıktın lan? Ölecek miyim ben? Yok ula. Limon kattım, limon. Limon? Ya pancar çorbasında limon olmaz. Olur. Olmaz tatlım. Olur. Olmaz yahu. Olur dedim. Abim arıyor. Sakın sesini çıkarma. Efendim abi? Yıldız sen neredesin bakayım? Fadimelerdeyim abi. Niye bana söylemedin kız Fadime'ye gideceksin? Allah Allah! Senden icazet mi alacağım? Annemin haberi var. Hale bak, dil de pabuç kadar. Neyse sabah yarın sabah erkenden döneceğim bak abi. Babam seni bekliyor. Tamam abi. Ne diyor, dön mü diyor? Dönersin ya. Niye hadi iç çorbanını.
Felicitasyon. Limon mi limon mu daha güzel olmuş tabii. Yok. Ha. Kayıyorsunuz. Kayıyorum. Vallahi kayıyorsun. Ay çok iyi ya. Serin gücüm mü? Dur yavaş dur. Ay Allah'ım. Serin. Ay çok güzel ya. Allah'ım cennet cennet. Vallahi cennet. Hem de ikimizin cenneti. Baş başayız. Canım hocam böyle bir sürpriz için gerçekten çok teşekkür ederim. Sen çok seviyorum sen Ferhan. Ay parlar açık kalmış ya neyse. Bu her şey senin için saçmalama yani. Senin içeriden çıkman ve kavuşmamız şerefine naydım. Ah canım kocam, canım kocam ya. Kimin kocası bu be? Ne oluyor? Ne oluyor ya? Bir şey olmaz. Ne bileyim öyle gelince git. Ay, tamam canım, çık. Canım, canım, canım. Çıkar mısın? Naydi elleme ya. Bir şeydir. Yeter tamam, ya. Sağ ol. Dur. Hadi canım gitsin. Ne bileyim sandım ya, yani. Daha da birden gurt gurt indi sandım. Çiçeği çok okuruyor. Tamam çekilir misin? Çık. Hayır. Tamam bir şey yapmaz artık. Kıyrını sallıyor. Tamam şey yapma. Gideyim tamam. Tamam otur tamam hadi otur. Yapmaz bir şey. Burç sandım ben ondan yoksa köpek de falan hayatta bokmam ya. Ben de bu arkamda kaldım. Şuraya dur. Tamam. Ya kimin kocasıymış bu ya? Benim kocammış. Nadir'in kocasıymış. Hanimiş kocamın bıyıkları. Neredeymiş? Neredeymiş severim bıyıkları? Ya çok yakışıklı bu bıyıklar sana ya. Hanimiş bıyıkları. Dur saçmalama dokanma şimdi yere düşer. Garda kaybolur. Şu, bir de şu kapar mapar şimdi bıyığımı yapma. Ne demek olsun. Aa bu saçlarımı keserim sağ bıyığın el alasını yapar. Niye? Çünkü naydeyim ben naydi. Çaktın. Çakmam mı ya? Bana bak aslında çok iyi fikir ha. Onlardan kendime bıyık yaparım. Hem her daim senin o güzel saçlarını koklarım. Burnumda kokusunu böyle hissederim. Ya Sefer. Sen nasıl bir adamsın canım. Hadi naydi ya. Vallahi donacağız mı da şu kavuşmamızı kutlayalım. Bungalama geçeyim. Açıkta oturalım ya. Baksana bir koklasana. Oh, mis gibi kokuyor ya. Mis gibi kokuyu severim ya. Sen de kokla, sen de kokla. Alıyorum hadi ben de alıyorum. Ay özgürlüğü var ya şu anda. İliklerime kadar hissediyorum ya. Burundan al, burundan. Burundan al, ağızdan ver bak. Esası odur oğlum. Kız. Ne? Yürü yürü döndü ha. Çarpıldım herhalde. Hızlı aldın nefes ye. İyi misin? Kız. Bana bak ben oksijen mi çarptı yoksa şuradaki bak şu araba o Kuzey'in arabam o sapsarı. Dur bakayım. Sarı. Bir dakika. Ana Kuzey'in arabası ya bu. Lan ne işi var şimdi onun burada? Seferim demek ki Yıldız'la aşk gemilerini buraya demirlemişler. Gel 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 hiç saltonlarına gidelim buradan gel. Hayda saçmalama. Yıldız'ın ne işi var? Yıldız'la daha yeni telefonla konuştum. Fadik'teyim ne diyor bana? Doğru. O zaman Yıldız değilse kim? Yıldız'ladır ya. Yıldız değilse o zaman. Nade senin dediğine acaba kendin inanıyor musun şu an? İnanmıyorum. Ulan bu kazanama benim bacımı aldatıyor olmasın ya burada ha? Nade yürü benim içime kurt düştü. Delivan mı? Şu bak sarı şey var acım. Onun şeyin sahibi benim çok yakın ahbabım. Buralarda mı? Buralarda. Nerede? Yukarıda bungalovu kiraladı. Bungalovda tamam. Evet. Biz oraya sana zahmet tamam, ya. Tamam buyurun. Hadi bakalım. Gel sen oraya otur da bu. İki kişilik değil herhalde. Ücretli mi bunlar? Yok. Ha iyi. Ha tamam o zaman. Hadi. Ben de durdum burada ama. Bak. Çok mu beğendin? Sen şimdi bunu aşkınla mı yapmıştın? O zaman ver gelsin varsa. İyi tamam hadi ver bir kase daha koyayım sağ. Hadi. Kuzey! Neredesin lan çık ortaya! Ulan bana bak ne yapıyorsan sakın yapma. Karımla geliyorum. Hadi sen gelmesen mi? Saçmalama yürü. Gel hadi gel. Hey abim ya bu. Az önce ben onunla Fadimeler'deyim dedim. Ne yapacağım? Ne yapacağım? Yalanım ortaya çıkacak. Ne yapacağım ben? Saklan, saklan. İçeri saklan. Kaçmam lazım ha. Ben kaçayım. Hanımefendi, ne işiniz var sizin burada ya? Bak ne işiniz var diyor hala. Asıl senin ne işin var lan? Ne işle çeviriyorsun burada? Şuna bak, Naide.
Mumlar yakılmış. Torbalar açılmış. Aşk ateşiyle şömine başlar nasılılmış falan. Hem de pancar çorbası yapmış. Utanmıyor mu lan? Alo! Suçüstü yakalandın lan. Basıldın. Sah onu inkar etme. Açıklayabilirim Pampa. Sus! Bana Pampa falan deme lan. Ben senin Pampa falan değilim. Biz sana yetmedik mi lan? Ha? Yetmedik mi sen? Ha sen ben çağırmadım diye böyle bozuldun ama biz baş başa kalmak istedik Pampacığım. Siz kimsiniz lan? Nerede lan o kadın? Nerede o kadın? İçeride oğlum senden korkusundan saklanıyor. Ne olur görmemiş gibi yapın da gidin hadi. Lan beni delirtme ne demek görmemiş gibi yapın ya? Ha? Çağır lan o kadını buraya. Severim bırak. Bırak elinden bir kaza çıkacak. Değmez bu gargamele. Çağır lan nerede o kadın? Ne? Ne saçmalıyorsun sen ya? Lan sen benim bacımın üstüne gül koklamaya utanmıyor musun? Sen olayı bayağı yanlış anladın Pam. Sus! Aa, ameliyat yerime geldi ya. Lan başlatma ameliyat yerinden yani. Nerede oğlum o kadın? Bacımı kim aldattın? Çağır gelsin lan buraya. Kadın! Kadın! Ne var kadın? O ne ya? Ne aldatması abi ya? Abi ben onun aklını alırım aklını. Buncuğummuş ya. Emme ben başından beri inanmadıydım zaten. Ben demiştim. Vurma Kuzey. Alkışlıyoruz. Yalançılar kraliçesi. Hani kız sefa dükleri dedin? Beni mi kandırdın? Anam ben bunu niye anlamadım ya? Aşk açamaklarının altın kuralıdır. Genelde Merve'lerde bir şeklinde yorumlanır. Merve kim ya? Şimdi ne alaka Merve? Ben sana aşkın kolabımızı anlatacağım severim. Haydi gel genç aşkları yalnız baş başa bırakalım. Hadi yürü. Ya bırak ne hadi bırak. Yürü. Yazıklar olsun lan. Hakikaten ya. Açılık tamparım. Benimle şöyle bir kaçamak yapmadın ha. Helal olsun ortama bak. Ambiyansa bak ya. Kardeşim sen şimdi git. Ben sana en güzel ambiyansı, en güzel ortamı hazırlayacağım. Merak etme. Hayır tamam hadi yap. Hadi yürü. Lan nereye gideceğim ben acaba? Burası güzel. Tam fırsatı. Daha böyle ortam mı bulunur yani? Hayatta gitmem. 10 numara. Çorba morba yerinde. Zaten burası benim yayla evini hatırlattı. Bu ne lan? Nasıl sandalye? Çık çekil. Hayret. Allah Allah. Hadi bakalım. Ya abi ne yapıyorsun? Orası benim yerim. Kalk şuradan. Sus kız. Yalancılar kraliçesi. Hala konuşuyor bir de. Senin yerin Naide'nin yanı. Siz şimdi buradan gidiyorsunuz bizim tarafa. Ben de burada pampamla çorba içeceğim. Çekil kız. Ya şimdi kız kaçırsın mı? Yürü hadi. Bırak o sanatayı. Yürü. Naide kendine gel bak sakın. Sefer yürü dedim ya. Evde çorba mı yok? Hadi yürü. Naide çekilir misin? Çorba değil. Lütfen ben buraya gel. Hayır. Naideciğim ben ona alıştım. Hiç merak etme. Sorun değil. Allah'ım sen bana sabır ver. Nasıl da kalkmış ya? Bayılırım ben. Hadi sık yapma. Sakın Naide. Kuzey! O ne ya? Anne, baba. Oğlum, ben sana tutamayacağın sözü verme demedim mi? Yazıklar olsun sana. Baba yapma. Baba deme baba! Bundan böyle senin bir baban yok. Yürü hanım yürü. Ne yapacağız şimdi? Yine mi başa döneceğiz? Sen yine mi küs kalacaksın babanla? Yok. Allah'ın emri peygamberin kavliyle seni bana isteyeceğiz. Ne? Aynen öyle aşkım.